Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz Gece Hanım? Güneşleniyor musunuz? Dün geceden beri yoğun bir sağanak yağmur vardı arkadaşlar. Gerçi buralar bayağı bir kurumuş da. Hakikaten soğuktu yani. Daha yeni yeni ısınmaya başladı. Apollo Bey, sen ne yapıyorsun? Güneşleniyor musun? Ne yapalım biliyor musun? Şimdi Efes'i dışarıya çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kardeşler de özlemişlerdir herhalde birbirlerini. Gerçi gidiyorlar yuvanın oradan böyle tel arasından görüşüyorlar filan ama. Acaba Efes ne yapacak ben de merak ediyorum. İnşallah kavgaya tutuşmazsınız. Efes gelsin mi? Efes gel. Apollo Efes geliyor. Apollo'muz biraz değişti bu arada. Artık hani yaklaşıyor. Sanırım Efes'in baskınlığından ötürü şey yapıyormuş. Geri planda bırakıyor kendini. Zaten annesi de Hena. Sağ olsun, Hena'mız bu konuda çok duyarlı bir anne. Kendi yavrusuna bakmaz ama Apollo'ya annelik yapar, değil mi kızım? Çok akıllı bir kız benim kızım. Bir de geceye annelik yapsa çok güzel olacak. Gece babası bakıyor yani, sağ olsun Hades. Onu kolluyor. Gece de Hades'le birlikte yatıyorlar. Değil mi sen? Yaklaştırmıyor bile. Hemen kovalıyor geceyi. Anlamadık gitti yani. Diğerlerinin Shiva, işte Apollo, Bihter, Lucy hiç fark etmiyor. Onlara yuvasını açıyor. Geceyi açmıyor. Yani nasıl bir şeydir anlam veremiyoruz. Şimdi ben ne yapayım? Gideyim Efes'i salayım bakalım. Efes ne yapacak? Evet, şimdi Efes'in yanına geldik. Efes, hazır mısın? Ama Lucy'yi çıkartmayacağım. Bihter var çünkü dışarıda. Ya bu arada siz niye kaçtınız? Niye kaçtınız? Bak. Gidiyor bunlar. Gidiyorlar. Yavaş yavaş yavaş. Ay, zor taşıdım. Yerine bıraktım tekrardan. Efes gel oğlum. Başını aldı gidiyor hepsi ya. Gel Efes. Gel Efes oğlum. hadi gidiyoruz. Gel. Bak şimdi. Evet. Yal sen bizim yanımızda dur. Güvenemiyorum. Keşifte. Özlemiş. Gerçi bu arada her gün çıkartıyoruz da. Hadi bakalım birazcık oynayın. Üç silahşörler. Apollo, bak kardeşin gelmiş. Abin gelmiş diyecektim neredeyse ya. Kardeşin gelmiş Apollo. Niye çıkarttık değil mi? Ne güzel geziyordu Apollo. Efes gel. Efes. Efes'in umurunda mı ki? Efes Bihter'in peşinde. Efes ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sanki hiç görmedin bahçeyi. Şimdi her tarafı dolaşıyor. Toplasan kaç saat geçti evden? Kapatmışlar mı benim oğlumu? He? Bizim yine acil bir yuva yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bayramdan sonra inşallah bir tane daha yuva düşünüyoruz. Böyle arada yağmur yağdı mı bayağı bir sıkıntı oluyor. Hani yaz günü ama acayip bir yağmur yağdı. Yine her taraf çamur olmuş. Hades'in yanı da öyle. Hades, kim gelmiş oğlum? Kim gelmiş? Kim gelmiş oğlum? İşte böyle normalde güzel anlaşıyorlar. Ama bazen ne oluyor anlamıyoruz. Hayır Apollo gitme. Gel. Bak şimdi Efes'i gördüğü için kızacak sana. Gel. Gel Efes gel. Gel oğlum. Gel koş 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 koş. Koş. Çok uzak değil mi bu buralar? Apollo nasıl kardeşsiniz? Birazcık oynayınsana. Biz de burayı öyle bir kapattık ki hani derme çatma gibi durdu ama yapacak bir şey yoktu. Hani artık tel kalmadı.
olsa korunaklı olsun diye. Çünkü hepsini kırıyorlar sebzelerin. Şey yapıyor. Hadis biraz Efes'e dik dik bakıyor, anlamadım. Ve ayaklarımız su içinde kaldı tabii. Otlar çok ıslak. Efes sevmiyor mu Hades seni? Sevmiyor mu oğlum? Ay kadifenikiler çok fena ya. Az önce yakalayana kadar canım çıktı. Benden hızlı koşuyorlar. Sakinler. Daha oğlum benim. Ay bak şey yaptı. Gel buraya. Gel buraya. Sen de elinde kürekle durduğun için hayvan başkanladı. Ben temizlik yapıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın yani. Yağmur çamur dinlemiyorum. Hayır şey, ona doğru o şekilde yürüyünce o yanlış anladı bence. Efes şey, Hades ani hareket yaptı ya, ondan ürktü biraz. Benden kaçmaz. Orayı tersin mi oydu öyle? He. Ay inanmıyorum ya. Şuna bakın, kocaman kuyu yapmış. Şu dalı da yukarı kaldırmak lazım iple bağlayıp. Hangisi? Şey, nar ağacının şu dalını. Kızım her yer çamur olmuş gene. İyileşti mi ayakların? İyileşti mi? Bihter'e göre daha iyi ya. Ay nasıl çamur doldurmuşlar yine içine. Kızım gel. Koş. İyileştim ayağımız. Aferin benim kuzuma. Çok güzel oldu. Çok. Efes geldi bakalım. Hadi bir oynayın. Efes'in kuyruğuna bakın. Süsünün pek arası yok Efes'le. Daha doğrusu onun geceden başka kimseyle arası yok. Süsünün şimdi süslü yarası olduğundan beri öyle ya. Kimseye yakın davranmıyor. Bir gece biraz. Gece. Onu küçük görüyor galiba. Biraz da dediğin gibi küçük görüyor. Hani zarar vermez diye düşünüyor tahminim. Efes koklama aşamasında. Yani ne arıyorsun oğlum? Hakikaten bayağı kazmış. Bugün geçsin de kurusun yerler de yarın orayı bir şey yapalım. Yuvayı döndürelim. Ay dur kızım. Burası da aynı şekilde. Burayı da kazmış. Hani yoğunluklarına o kadar alışmışım ki anneler şimdi kapalı olduğu için bahçe bomboşmuş gibi geliyor bana. Değil mi? Yedim mi öyle şimdilik? Aynen, iyi oldu. Şey oluyor çünkü gözünü falan girer. Hadi Efes gidiyoruz, gel. Efes. Orada bu çok güzel nar veriyor ha. Ağaç küçük ama. Ama ekşi işte, ekşi nar. Şey, meyvesi çok. Lay 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 lay. Bir de kendini salıyor ya. Lay lay lay. Dün omzuma aldım bunu. Dedim ki azıcık kucağımda taşıyayım. Yemin ediyorum belim çürüdü. Ağır değil mi? Yok abi, bir daha hayatta. Lay lay. Almıyorlar mı? Niye? Ben geçen gün Apollo'yu nasıl taşıdım? Görüyor musun bak dişleri? Bak. Bak nasıl hırlıyor. Gecenin dişi ondan büyük. Akıl işlere bak, azılar bunlara. Ama geceninki gerçekten daha büyük. Sadece biraz da güçsüz gözüküyor. Benim oğlum nerede? Benim oğlum. Benim babasının kuşusu nerede? Ay Efes hiç sevmeye gelmiyor. Direkt kendini salıyor. Bu acayip bir köpek ya. Apollo da kaçıyor. Salıyor bu direkt. Bu salıyor, Apollo da tam tersi kaçıyor. Evet Efes Bey. Arkadaşlar video içerisindeyim, şarjım bitti. Yani bayağı bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan geldim. Ne yaptın bakalım ben yokken Efes? Bunları da daha toplayamadık. Toplayacaktık, yağmur yağdı, kaldılar. Her taraf kağıt. O toplanmış hali. Yok yeniden şey yapmışlar. O kabasını almıştık da. Yumurta kolisi bulmuşlar. Ya ne yiyorsun? Ne çıkart ağzından? Ne yiyor bu? Bir şey aldı ağzına. Köpüğü aldı. Gel. Evet, her videoda sanki böyle kurgulamışım gibi, ciddi söylüyorum, her videoda böyle videomun sonunda Tayfun gelir. Hani bunu planlasam, ayarlasam bu şekilde denk gelmez yani. Selamünaleyküm. Selam. Yalnız Efes'e bak, Efes'e. Bak sen. Tayfun şey söylüyorum, hani bunu planlasam gerçekten bu kadar tesadüf olmaz. Her videomun sonunda geliyorsun. Harbi mi? Evet. Geçen gün de telefon açtı. Gelememişti, telefon açtı videonun içinde.
Onu da bir saat oldu çıkartalı. Hani ben dedim neler yapacak, hiçbir şey yapmadı. Sadece bir bahçeye dolaştı, o kadar. Hemen babanın üstüne batırıyorum be eme. Yalnız seni görünce çok mutlu oldu Tayfun. Evet, babasını çok seviyor. Çivacım da seviyor tabii. Şurada da bir duygusuz var, şuna bir bakın. Oradan öyle bakıyor. Apollo. Apollo. Yine, yine mi sen der gibi? Hoş geldin. Arkadaşlar ben geldim. Aa, sen mi geldin Bilge Kan? Hoş geldin. Yine benim terliklerimi giymiş gelmiş. Bak sen, bak sen, bak sen. Hareketlere bak sen. Allah. Hocum. Gel. Şey Bilge. Oy. Ay iyi ki bunlar burada. Yoksa çok çamur olacaklardı. Acayip yağmur yağdı. Diğer taraf arkadan çamur mu kafesle? Kadife'ninki o kadar. O kadar değil de şey, Efesler'den taraftaki olmuş bayağı. Oynadılar ya sürekli. Aynen, onların patileri bir de küçük olduğu için. Şunlara bak, şunlara. Güya bunlar da seviniyor. Ha, bir de bir Apollo'nun yanına da gidelim. Şimdi ona haksızlık olmasın. Kimse kusura bakmasın ama. Apollo'nun, aynen, Apollo'nun yerini hiçbiri tutmaz. Hemen bir kavga pozisyonundalar. Şöyle bir efendi olamadılar ya. Evin beyefendisi. Evet. Yok Tayfun gelmiş, bilmem neymiş, gideyim de aman bana ne yani, o gelsin yanıma der gibi bir havası var. Şey var ya, Ahmet Arek'in İstanbul beyefendisi var ya. Evet. Apollo tam İstanbul beyefendisi. Yalnız Tayfun'u hiç umursamıyor, aman kendisi gelsin ayağıma, ne gideceğim der gibi. Bronzlaşıyor bir. Yani aferin benim oğluma. Çok tatlı oluyor böyle. Bunlar ne ya, eşkıya gibi hepsi. Gerçi bizim ya, kızlar daha beter erkeklerden. Vallahi. Değil mi? Bihter, Lucy, Şivas. Bir de gece. Böyle hiçbir... Ay. Bir hanımefendi olayım, bir sakin olayım yok. Hepsi birbirine şey sataşıyor. Yalnız çok kilolar abla, biliyor musun? Bir kaldırsana. Ben geçen kendi gün kaldırdım onu. Bak. Bir kaldırsana Yücel. Ben kapının oraya kadar götürdüm ama gel de kaldıramadın mı? Ben kaldırdım. Yerden, eve götürdüm hatta onu. Şu an yerden kalkmıyor. Geçen gün içeriye almıştım ya. Öyle değil, ben omzuma aldım bir de. Ben senden daha mı güçlüyüm Yücel? Ama çok yorulmuştum gidene kadar. Heh. Oğlum. Yalnız. Ya ne kadar duygusuz, hiç umursamaz bir tavırla bakıyor ya. gözüme tüy gir. Kibar olsana Yücel biraz. Niye benim oğlumu öyle koyuyorsun? Yaşınki beni... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ne Apollo, ne Şivas, ne de Efes, kimse kimseye tepki göstermedi. Sevinmediler bile yani. Değil mi Apollo? Apollo'nun zaten dünya umurunda değil. Kimse keyfini bozamaz. Değil mi? O zaman ne yapalım? Arkadaşlar, bizlere destek olmak için videolarımıza like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.